Düzce depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Sözlerine kurumlarımız gereken tespiti yürütüyor, vahim bir durum yok diyerek başladı. AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını Erdoğan. Gündeminde muhalefet de vardı. Teröriste terörist demeye cesaret edemeyen namert sorumluluktan söz edemez dedi. Devamında söz 2023 seçimlerine geldi. Kağıthaneye kağıt tepe diyen birinden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu diye sordu. Altılı masaya ise yalan siyasetinden vazgeçin diye seslendi ve bir de çağrı yaptı. Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Düzce depremi gündemindeydi. Sahadayız mesajı verdi. Kurumlarımız depremden etkilenen yerlerde gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kılıçdaroğlu'nun operasyonların ardından terör örgütünün adını ağzına bir türlü almamasını da unutmadı. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerini 2023 seçimleri üzerinden de sürdürdü. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu nutuklara atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kağıthaneyi kağıt tepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Erdoğan'ın altılı masaya dikkat çeken bir çağrısı da vardı. Yalan ve iftira üzerine kurulu siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi kimse sorgulayamaz. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun 2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Bizde gül var ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız. Grup toplantısının sonunda ise CHP ve İyi Parti'den AK Parti'ye katılım töreni vardı. Erdoğan Millet İttifakı'ndan AK Parti'ye geçen isimlere tek tek rozet taktı.